SMA Haber'den merhaba sevgili aileler. SMA Benimle Yürü Derneği olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dizi ziyarette bulunduk. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, SMA hastalarının ilacı hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Gürsöz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şu ana kadar 320 başvuru yapıldı. Bunların 180'i tip 1 SMA hastası. Belirlenen kriterlere göre onay alan hasta sayısı 45. Başvuru ve incelemeler devam ediyor. 5 Temmuz tarihinde yayımlanan sağlık uygulama tebliğine göre solunum cihazına ihtiyaç duyan ve duymayan, 6 aydan önce semptomların başladığına dair doktor beyanı bulunan SMA tip 1 tanısı konmuş ve SMN2 kopya gen sayısı 2 ve üstü olan hastalar başvuruda bulunabilecekler. 4 yükleme dozundan sonra tedavinin nasıl değerlendirileceği sorusu üzerine EAP kapsamındaki hastanelere ilave tam teşekküllü merkezler belirleneceğini, Sağlık Bakanlığı'nın bu konu üzerinde çalıştığını ifade eden Gürsöz, 3'er kişilik müdavim hekimler belirlendiğini, bu hekimlerin tedavinin etkinliğine dair gelişmeleri hasta bazında objektif olarak değerlendireceklerini, ancak 4 yükleme dozundan sonra SMA'ya bağlı bir nedenle solunum cihazına ihtiyaç duyulması halinde tedavinin sonlandırılacağını belirtti. Solunum cihazına bağlıyken tedaviye başlayan hastaların durumunun ne olacağı sorusu üzerine Gürsöz şunları söyledi. Yapılan değerlendirmelerde gelişme görülen hastalarda tedaviye devam edilecek. El, kol oynatma, başını tutma gibi bütün hareketler gözlemlenecek. Gelişme görülmezse bu hastalarda da tedavi sonlandırılacak. Hakkı Gürsöz, 5 Temmuz tarihli tebliğin anlam karmaşası nedeniyle yeniden düzenleneceğini, ilgili metni hazırlayarak Sağlık Bakanlığı'na gönderdiklerini belirtti. SGK, ilaç firmasıyla direkt temasa geçip Türkiye Eczacılar Birliği'ni aradan çıkartarak tedarik konusunu üstlenmiştir diyen Gürsöz, ilacın tedavi hizmeti verilecek merkezlere hastanın adına gönderileceğini sözlerine ekledi. SMA Benimle Yürü Derneği olarak yurt dışındaki gelişmeleri yakinen takip ettiğimizi, nusinersen etken maddeli Spinraza isimli ilacın tip ve yaş ayrımı gözetilmeksizin bütün SMA hastaları için onaylandığını, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak tedavinin tüm hastalara sunulması gerektiğini ifade ettik. Tip 2 ve tip 3 hastaları için de her geçen günün bir kayıp olduğunu söyledik. Hakkı Gürsöz, tip 2 ve tip 3 hastalarda tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi için bilimsel makale yayımlanmasını beklediklerini, bu sürenin tahmini 3 ayı bulabileceğini ifade etti. Sınırlı sayıda tip 2 ve tip 3 hastasının da tıpkı EAP'deki gibi bilim kurulu tarafından gelişmeleri değerlendirmek adına tedavi kapsamına alınması talebimiz üzerine Gürsöz konuya olumlu baktığını, bu konuyu yetkililere ileteceğini ve gereken hassasiyeti göstereceğini söyledi. SMA Benimle Yürü Derneği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığımız ziyarette Sağlık Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Vural Kavuncu, Komisyon Üyesi Profesör Doktor Nurettin Demir ve eski bakanlardan Mehmet Ali Şahin ile görüşmeler yaptık. Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Vural Kavuncu, muhatabımızın Sağlık Bakanlığı, SGK ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü olduğunu ifade etti. İrtibat kurmada milletin vekili olarak kendisinden destek istedik. Bu konu için yeni bir yasal düzenlemeye gerek olmadığını, SGK'nın ve bakanlığın yetkilendirildiğini ifade eden Kavuncu, dosyamızı ilgili mercilere ileteceği sözünü verdi. Meclis Sağlık Komisyonu üyesi Nurettin Demir, daha önce çölyak hastalarında yapıldığı gibi SMA hastaları için de meclis araştırma önergesi verilebileceğini, bu konuda gereken desteği sağlayacağını söyledi. SMA hastalığı hakkında bilgilendirdiğimiz Mehmet Ali Şahin, derneğimizi tebrik ederek sorunlarımıza yardımcı olacağını ifade etti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. SMA Benimle Yürü Derneği'ni takipte olun lütfen.